Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün 5 Haziran 2021 Bursaspor'umuz kongreye gidiyor. Evet, 3 tane başkan adayımız var. Hayırlısıyla bugün biz de kongreye katılarak bu atmosferi teneffüs edeceğiz. Ben de size bugünle ilgili bir vlog hazırlamak istedim açıkçası. Hayırlısı olsun diyorum şimdiden. Kim başkan seçilirse seçilsin. Erkan Kamat, Emine Donur destekli Hayrettin Gülgüler ve Serdar Acaroğuz. Bakalım kim seçilecek. Ben de merakla bekliyorum. Şimdi birazdan kongre alanına doğru gideceğiz. Bugün 4042 imza oy yetkisine sahip kongre üyesi oy kullanma hakkı var. Ne kadara gelir bilmiyoruz. Ben yaklaşık 3000 kişi gelir diyorum gene. Ve oyların yarısını alan bugün başkanlığını açıklar. Dolayısıyla 643 üyede ya yeni üye olmuş ya da bugün oy kullanma hakkı yok ama bugün burada yer alabilecek. Bakalım, hep birlikte göreceğiz. Ben de şimdi kongre alanına doğru stadın giriş bölümüne geçiyorum. Bu arada arkadaşlar, maraton bölümünde değil, tam karşısında protokol tribünlerinde olacak bütün her şey. Şimdi oraya doğru geçiyorum. Emine Donur burada bir stand kurarak gelen kongre üyelerine hem broşür hem de bir el dezenfektanı dağıtıyor. Arkadaşlar, hem de burada gördüğünüz üzere tavuk döner, içecekler kongre üyelerine ücretsiz dağıtılıyor. Evet arkadaşlar, şimdi ilk masaların kurulduğu bir yer vardı, az önce gösterdim sizlere. Oraya gidip şu şekilde kartımızı aldık. Kartımızı alıp işte bu kartla içeriye girmiş olacağız. Şu anda kongre üyeleri teker teker kartlarını belirlenen sandık numaralarına göre burada kartlarını alıyorlar. Evet, şimdi bir kontrolden sonra içeri girdim arkadaşlar. Şimdi stadın iki kısmı ayrılmış. Oy kullanabilir kişiler, oy kullanamaz kişiler olmak üzere. Ben oy kullanamaz kişiler yazan kapının altından bir kimlik kontrolüyle içeriye girdim. Şimdi protokol tribününün orada ben de kendime bir yer bulacağım. İşare neticesinde başkan adaylarının konuşmalarının 20'şer dakikayla sınırlı kalınması hususunda kendilerinin muvaffakat icazetiyle mutabık kalınmıştır. Genel kurulda söz almak isteyen üyeler bir dilekçe ile ilgili gündem sıra numarası veriyoruz. Gündem açıldıktan sonra rahmetli İbrahim Yazıcı'nın taklidi yaparak miras yedi gibi davrananlardan bıktık. Koltuk sevdalılarından, alenen bu takıma ihanet edenlerden bıktık. Üç kuruşluk teknik direktör, futbolcu ve sportif direktörleri bize musallat edenlerden bıktık. Bursalı ve Bursa sporlu olarak yetiştirmeye çalıştığımız evlatlarımızın yüzüne bakamamaktan bıktık. Televizyonda hak etmeden şampiyonluk kutlayan siyasi destekli rakipleri gördükçe sadece seçim dönemleri Bursaspor atkısı takıp bizi kandırdığını sanan, alacağı 3 tane oy uğruna sosyal medya hesaplarından bunları kutlayan siyasilerden bıktık. Çünkü biz ihanete uğramış gibi hissediyoruz artık. Hak etmediğimiz ne varsa yaşadık. İnandığımız, güvendiğimiz, Bursaspor'a faydalı olacağını düşündüğümüz son 6-7 dönemde seçilen abilerimiz, üstadlarımız sayesinde. İyi olsun diyerek kan kusup kızılcık şerbeti içer gibi. Küme düştük, canımız sağ olsun.
Çıkamadık, canımız sağ olsun. Ümraniye'ye, Tuzla'ya, Menemen Spor'a yenildik, canınız sağ olsun. Bizim canımız ne zaman sağ olacak? Bravo Fatih Bey! Her gün daha kötü ne olabilir derken, daha da kötüsüyle karşılaşmaktan bıktık. Çok şey istemedik ya. Onurlu, dürüst ve başarılı bir şekilde yönetilmek, süper denilen o ligde şampiyonluk yaşamış Bursa Sporumuzun bu haline en az bizler kadar üzülen, isyan eden yöneticiler, siyasiler ve meşhur, hani o hiç göremediğimiz ileri gelenleri hayal ettik sadece. Önce elinizle, dilinizle böldünüz bizleri. Kardeşi kardeşe düşman ettiniz. Ocu yaptınız, bucu yaptınız, kulis yaptınız, dedikodu yaptınız. İnsanları vebal altında bıraktınız. Bursa Spor'u uzaktan sevmeye mecbur bıraktınız. Artık yeter. Biz Bursa Sporlular bir bütün olmak zorundayız. Burada bugün her kim seçilirse seçilsin, özümüzü, ruhumuzu, onurumuzu ve sevdamızı anlayan bir yönetim olsun lütfen. Artık boş laflara, vaatlere karnımız tok. İcraat yapamayan, hayal satan, tertemiz Bursa sporlarının duygularını tahrama eden hiç kimseye tahammülümüz kalmadı. Bir sözüm de, canımız yanarken, biz bir umut çıkış ararken, Bursa sporumuzun en yetkili organı divan kurulumuza. Yeter. Bizim canımız, bizim kadar canımız yanmıyorsa, bu makam size zul geliyorsa boşuna yer işgal etmeyin. Şimdi değilse ne zaman sizin üstünden, ne zaman taşın altına elinizi koyacaksınız? Seçilen kim olur bilemem. Ama bu tertemiz Bursa sporluları, bakın tekrar söylüyorum, bu tertemiz Bursa sporluları, yani sevdasını para, pul, makam, mevki için satmayan tertemiz Bursa sporları üzmeyin artık, yeter. İşte bu Bursa sporları arkamıza koskocaman bir güç olarak almak için nefes almaya yetecek bir beyin olması yeter. Bizi satmayan, hakkımızı her yerde şekilden biz savunan bir yönetim istiyoruz. Olmadığında, engellendiğinde dedikodu yaparak değil, açık açık sebepleri anlatacak mert yönetimler istiyoruz. Menajerlerden borç para alıp gerek almayacak, zamanı geldiğinde bu borç karşısında bedel ödemek istendiğinde onuruyla duracak yönetimler istiyoruz. Kendi hataları yüzünden bu kulübü borçlandırmayan, sonra olmayan borcu istemeyen yönetimler istiyoruz. Bu stadyuma gelişi gidişi İlk 3 sıraya oturmama saçmalığına son verecek, stadyumun etrafını cezaevine çeviren demir parmaklı garabetine son verecek bir yönetim istiyoruz. Kısacası, koltuk sevdasıyla korkup susmadan bu şehrin en büyük değerini layıkıyla yönetecek bir yönetim istiyoruz. Beşiktaş maçı olayları sonrasında herkese haykırmıştık. Bir kez daha unutanlara hatırlatmakta fayda görüyorum. Biz tribünde canım feda derken şaka yapmadık. Bu bir şehir sevdasıdır. Başka sevdalara benzemez. Ya nasıl konuşacağım, nasıl eğiteceğim? Biz yazı yazmasını, çizmesini bazen bilmiyoruz. Evet, böyle konuşuyoruz. Kimse kusura bakmasın. Şimdi geçen sene ben Ercan abiyi çok kişi aradım. 100 kişi aradım. Başkan adayı bulamadım. Ercan abiye de rica ettim. Allah razı olsun. Kırmadı, çıktı. Sağ olsun, var olsun. Geçen şeyi kongreye söyledim. Bu kongrede de iki tane daha arkadaşımız çıktı. Onlardan da Allah razı olsun. Teşekkür ediyoruz kendilerine. Sağ olsunlar, var olsunlar. Adaylar çok oldu mu? Bu sefer ufak büyüyor bence. Şimdi
4 milyonluk, 3 milyonluk defa geldim, 5 milyon doluyor. Şehir izliyor. Ama ne yazık ki bakıyoruz, geçen sene Giresun Spor, Adana Demirspor, Altay birinci lige çıktı. Benim çocuklarım ağladı. Onlar çıktı diye. Siz ağlamadınız mı? Siz çocuklarınız ağlamadı mı? Niye çıkamadık? İkinci yarı tahtayı açamadık diye. Doğru mu? Doğru. Bu takıma 5 tane adam aldı. Bu takım çıkardı. Ama yapamadık. Yapamadılar. Yani bu şehrin belediye başkanları, bütün belediye başkanları, ayrım yok, ilçeler dahil. Bu şehrin milletvekilleri, bu şehrin ticaret odası başkanı veya ticaret diğer kurumlar, diğer iş adamları, niye sahip çıkmadık? Veya taraftarlar hep birlikte niye sahip çıkmadık? Çıksaydık bu takım çıkmıştı birinci lige. Ama kimse sahip çıkmadı. Ne yazık ki kimse sahip çıkmadı. İnşallah bu sene çıkarlar. İnşallah bu sene de çıkarız. Şimdi işte geçen hafta Sayın Erkan Kamak bir açıklama yaptı. Dedi ki işte şu kulübü anlattı. Sağ olsun, var olsun. 8 ay sonra açıklamayı yaptı. Allah razı olsun. Peki ona laf attı, buna laf attı, öyle oldu, böyle oldu. Ben şimdi soruyorum, Erkan abi sonra benden sonra da çıktın açıklama yaptın, sorun yok. Ben buradayım. Ben kulübe gittim. Dedim ki bu kulüpte yolsuzluklar var. Bu kulüpte yolsuzluklar var mı diye sordum yönetim kuruluna. Evet var mıydı? Varsa niye dava açtın ya? Senin kurduların kim ya dava açıyor? Hepimize soruyoruz ya. Divan niye açıyor? Denetlemeler niye açıyor? Yönetim kurulları niye açmıyor da senin kurduların açıyor ya? Bir kurduların kurulu senin kurduların var ya? Ya yıldırım mahkemeye ne varsa gittin. Biz de hep silahı tutmayalım ya. Hep silahı tutmayalım. Hep size gelsin buraya tutmayalım. Hani bir sistem yok. Hani ayay yok. Hani Recep Tayyip Erdoğan yok. Yine kongre evinde geldiler. Aa abiler gelsinler buraya. Kaçmasınlar kimse kimseler. Biz daha tutmayalım ya. Biz de dedik ki doğru yapmışsınız. Teşekkür ederim kendilerine. Şimdi ikinci konuya gelelim. Arkadaşlar, bakın Bursa Spor'a kimse yardım etmiyor. Gerçekten etmiyor. Niye biliyor musun? Ben bu senede 20-25 tane iş adamını aradım Bursa'da. Çalmadığım kapı kalmadı. Gitmediğim iş adamları kalmadı. Gelin Bursa Spor'a sahip çıkın. Adamlar korkuyor ya. Adamlar korkuyor, korkuyor. Paradan yine korkmuyor. Para var. Her şey var. Bursa Spor'u çıkartacak güç de var. Ama adamlar taraftardan korkuyor ya. Ya bir taraftar mı haklı hep ya? O işte başkan böyle. Yok bu başkan böyle. Yok bu başkan böyle. Ya senin burada alan yazıyor. Ya ayıptır, günahtır ya. Yazmayın ya. Ya öldürme orada gireyim korkun ya. Ya niye yazıyoruz anlamadım ki ya. Biz hiç mi doğrusunuz ya? Aynaya bakmıyoruz ya. Biz hiç mi doğrusunuz? Ben buradan söylüyorum. Bursa Spor'a. Bakın ben söylüyorum. Twitter'de, Facebook'ta. Kim Bursa Spor'u? Evet basın mensupları sizlere de söylüyorum. Kim Bursa Spor'u kürtürüyorsa onların Allah belasını köpekler selasını versin. Ceylanlar kesin. Ya ne oldu? Büyüdün mü yakında? Hiç garip büyüdün mü? O başkan tuttu, bu başkan tuttu. Bakın arkadaşlar, milletin götürmeyi bırakın. Lütfen. Allah rızası için. Büyük Bursa Spor taraftarı. Size söylüyorum. Yazmayın, çizmeyin ya. Varsa delikanlıysanız öldürün orada. Gidin konuşun ya. Lütfen ya. Bakın aday bulamıyoruz konuşun ya. Selim Bey toparlayalım. Toparlıyorum. Yapmayın ya. Gözünü seveyim ya. Bakın ben şimdi buradan bir şey daha söylüyorum. Bu genel kurul geçerli değildir. Herkes işini tam yapacak. Bursa Spor'un düzgün yaptığı işlerini herkes. Normalde baktığı zaman bu genel kurul geçerli değil. İşte bize divan başkanı söyledi. İşte bir daha Ahmet Mehmet söyledi. Ya kardeşim bizim tüzüğümüz var ya. Tüzüğe göre hareket edeceğimiz ya. Ahmet Mehmet kim ya? Bunun
Vaktin doldu. Zabıta geçirmek istiyorum. Söylediğiniz her kelime genel kurul zabıtına geçiriliyor. Burada geçirmek istiyorum. Çekiliyor zaten. Kaydı da var. Bir de bir şey söyleyeceğim. Her dediklerim tüm kurulu var. Ben şimdi iddia olmadım. Önerge verdim. Geçen sene de burada önerge verdim. Ben Bursa Spor'la hayatta kavga etmem. Benim kadar Bursa Spor'lu olduğumu bilen biliyor, bilmeyen bilmiyor. Ben Bursa Spor için 5. kattan aşağı atlarım. Kimse flaş yapmasın. Bütün denetimler geldi gitti. Hiçbir açıklama yapmadan. Hepsi üstlerinde örtüler. Herkes birbirlik. İşte borç bu kadar. Biz şimdi önerge verdik. Ben yemin ediyorum size. Seneye yine buradayım. Yemin ediyorum. Hesabını burada vereceğim hepinize. Benim yetkiliyim. Hepsini mahkeme önünde çıkaracağım ben onları. Tamam. Ya haklı iddialardan tutalım hepsini ya. Baktılar sevgiler. Merit Aylar, buyurun. Merit Bey, süreniz 5 dakika. Güne yer verilmiştir. Yine tüzüğümüzün kulüp amacı ile ilgili 3. maddesi B bendinde taraflar, üyeler ve sporcular arasında sevgi ve dayanışmayı kurmak ve geliştirmek, Bursa sporluluk sevgisini yaymak, üye yükümlülükleriyle ilgili 8-2 maddesinde ise üyeler Bursa Spor'a sadakat göstermekle kulüp düzeninde bulunmakla ve Bursa Spor'un maddi ve manevi haklarına saygı göstermekle yükümlüdürler, hükümleri yer almakta ve üyelik koşulları arasında başka herhangi bir profesyonel bir kulüp ve ilgili sivil toplum kuruluşu ile iltisaklı olmamaya atıfta bulunmuştur. Yukarıda sıralanan hususlar çerçevesinde aşağıda isim ve üye numaraları belirtilen başka takımların taraftarı olanların erke gerekçe teşkil eden hususlara dayanarak üyelikten doğrudan genel kurul kararıyla çıkartılmasının oylanması 1. O takımla ilgili fotoğrafı bulunan 8.327 üye numaralı Nedim Kıymak. Ayrıca aşağıda isim ve üye numaraları belirtilen Bursa Spor'un maddi ve manevi haklarını korunmaya ihtiyaç duyulduğu bir dönemde diğer takımlara sempati duyan paylaşımları camia içerisinde tepki gören üyelerin ekte gerekçe teşkil eden hususlara dayanarak üyelikten doğrudan genel kurul kararı ile çıkartılmasının oylanması 2.906 üye numaralı İsmail Tatlıoğlu, 8.837 üye numaralı Atilla Ölünç, 4.343 üye numaralı Yüksel Özkan, 6.798 üye numaralı Bekir Aydın hususunda gereğini arz ederiz. Önerge teklifini veren üye Aksoy'a Ali Burak Korkmaz. Üye No 8.370. Ek bir üyelikten atılma oylaması talep edilen üyelerin gerekçe teşkil eden herkese açık paylaşımları. Ek 2. Önergeye imza atan üyelerin listesi. Sayın Genel Kurul üyeleri bizim tarafımıza, divan başkanlığımıza bu şekilde bir önerge gelmiş bulunmakta. Tüzüğümüzde bir üyenin üyelikten kesin olarak ihracını hangi usulle ve ne şekilde ve hangi merci tarafından yapılacağı açık bir şekilde hüküm altına alınmaktadır. Genel kurul her ne kadar derneğimizin karar vermeye ve karar almaya en yetkili mercisi ise de tüzüğümüzde genel kurulun bir üyenin üyelikten doğrudan ihracına ilişkin bir hüküm söz konusu değildir. Ancak divan başkanlığımız içerisinde yapmış olduğumuz istişarede biz genel kurulun geçerliliğine halef gelmemesi adına biz önergeyi genel kurul olarak genel kurul divan başkanlığı olarak tüzük hükümleri dahilinde sayın genel kurulun takdirine sunmakla mükellef olduğumuza karar getirdiğimizde ve bu yönde amir hüküm bulunduğunda önergeyi sayın genel kurulun kabul oylarını arz ediyorum. Lütfen yeşil kartlarınızı havaya kaldırmak suretiyle karar vereceğiz. Kabul edenler. Hareketler! Ölmüş kusur! Ölmüş kusur! Ölmüş kusur! Ölmüş kusur! Ölmüş kusur!
müsaade ederseniz bakalım daha sonra siz tezahüratlarınızı yapın çünkü. Lütfen kaldırır mısınız? Kabul edenler. Kabul etmeyenler. Kabul etmeyen var mı? Yok ya. En büyük kutsa! Biz Ömer'i oy birliğiyle kabul ediyoruz. Evet arkadaşlar, şimdi kongrede 20 dakikalık bir mola oldu. Mola sonrasında oy atmalar başlayacak. Şu ana kadar neler yaşandı? İşte konuşmacılar konuşmalarını yaptılar. Fatih Öğreten abimiz, Selim Kurtulan konuşmalarını yaptı. Oldukça da yoğun destekle karşılandı bu konuşmalar. Onun haricinde birkaç kişi daha konuşma yapmıştı. Onun haricinde gene üyeliklerden atılanları oyladılar. İki ödenti borcunu ödemeyenlerin üyelikleri oylamaya sunuldu ve iki dönem kongre üyelik parasını vermeyenlerin kongre üyeliğine son verileceği kabul edildi. Bundan sonraki süreçte kendileri artık kongre üyesi olamayacaklar. Gene burada da isminle yakından tanıdığımız isimler vardı camiada. Hayırlısı olsun diyoruz. Bir de verilen önergeler okundu ve onlar da gene oylandı. Verilen önergede diğer takımın taraftarlarına ait listede bulunan kişilerin üyelikten çıkarılması önerildi ve bu da gene kongre üyeleri tarafından kabul edildi. Bakalım bundan sonrasında daha bize neler bekliyor. Birazdan saat 5'i biraz geçince zannediyorum oy kullanmalar da başlayacak. Bursa Spor'umuz için hayırlı olsun. Benim için iki öncelik var. İlki transfer tahtası, ikincisi Süper Lig'e çıkmak. Transfer tahtası için neler yaptık? Tabii elimizde net bilgiler olmadığı için bildiklerimizle işe koyulduk. Biliyorsunuz Jules Kempo diye bir oyuncumuz var. 1.200.000 euro alacağı var. Liste içindeki en yüksek rakam bu. Görüntülü bir görüşme gerçekleştirdi. Dedik ki biz seninle anlaşmak istiyoruz. İnanın bu görüşmeden çok mutlu oldum. Her türlü kolaylığı göstereceğini ifade etti. Josiah John'la, Şecur'la, Musa Sol'la, Aziz Beyiş'le, Thomas Sivok'la, Yusuf Erdoğan'la, John Bostock'la görüştüm. Şimdi Serdar Acar Oroz kürsüye çıkıyor ve 20 dakikalık konuşmasını yapacak. Sayın Başkan, bugün yeni bir divan, pek muhtemelen Bursa Spor taraftarı. Yeşil ve beyaz sevgisi hepimizin malum. Canlı gönülden hepinizi kutluyorum. Kongremize geldiniz. Bursa Spor'un zor gününde görevinizi yerine getirdiniz. Bizler projelerimiz açıklarken projesiz, kazansız Bursa Spor'un bulunduğu mali durum belli. Bursa Spor gelir olmadan, kalıcı gelir olmadan başarı sağlaması çok zor gözüküyor. Konuşmasını yapmak üzere Erkan Kamat mevcut başkanımız şimdi kürsüde. Oy kullanma işlemleri başlıyor. Saat 5.30 itibariyle. Görevlilere lütfen teker teker acele etmeyin. Evet, şimdi herkes seçimin imtihanına sıraya girmek için hareket ve davranışlardan kaçalım. Seçim iptal olursa bir kere daha seçim yapmak zorunda kalırız.
Lütfen çekilmiş olan 1,5 metrelik sosyal mesafe çizgilerine riayet edelim. Sosyal mesafe çizgilerine riayet edelim Sayın Genel Kurul Üyeleri. Lütfen sosyal mesafe kurallarına riayet edelim. Hasan Gülayan özel aracıyla birlikte ilk defa bir kongrede yaşanan bir durum. Hastalığından dolayı kendisi özel olarak kimsenin olmadığı bir yerde oyunu kullanacak. Şu an özel aracıyla geldi ve direkt sandığının başında. Evet, Erkan Başkan şimdi Hasan Gülayan'ı jipinde ağırladı. Yakın ilgi gösterdi diyebiliriz Erkan Kalmat'a. Sicil kurulunun arabanın başına gelmesiyle birlikte oy pusulaları Hasan Bey'e verildi. Hasan Bey de arabadan herkes indirilip camı da kapatarak oyunu kullanıyor şu anda. Lütfen buradan uzaklaşabilir miyiz arkadaşlar? Bir taraftan da oy kullanma işlemi devam ediyor. Kalan listeleri iade etmeyin lütfen. Hasan Bey, sizde kalsın. Geldiği yoldan şu anda yere çıkıyor Hasan Gülayan. Evet arkadaşlar, ilk 4 sandıkta hatta 5 sandıkta yoğunluk azaldı diyebiliriz. 5. sandıktan sonra işte 6, 7, 8, 9, 10. sandıklarda hala sıra olduğunu görüyoruz. Hemen arka taraftaki 11, 12, 13, 14, 15 nolu sandıklarda da gene ilgi devam ediyor. Ben 1 saati içinde biter diyordum ama bazı sandıklarda daha fazla kişi oy kullanıyor. Şu anda bu şekilde devam ediyor. Evet arkadaşlar, saat 7 oldu ve birkaç sandık dışında sandıklarda sıralar kalmadı. Onu da gösteririm size. Artık saat 7 ve saat 8'e kadar sandıklar açık olacakmış. Onun bilgisini az önce paylaştılar. 8'de kapılar kapatılacak ve oy kullanma işlemi sona erecek. Moderatör 3 başkan adayıyla da görüşerek kendilerinden teyidini aldı bu konuda. Bundan sonra saat 8'de sandıklar açılmaya başlar. Tahminimce 9-9.30 gibi her şey belli olur. Ben de artık o saate kadar beklemem. Evden takip ederim diye düşünüyorum. Şimdiden herkese hayırlı olsun diyorum. Son sandıklarda artık gördüğünüz üzere kimse kalmadı. Ve işte 10. sandıkta zannedersem bir kişi var. 9'da bir kişi var. 8 ve 7'de birer kişi var. Diğerlerinde de yine oylama işlemi bitmiş olarak gözüküyor.